Burada ben koyuyorum artık, bayılmışım. Bu başı mı sonu mu? Hayır, bu başı. Daha henüz düğüne şeye gitmedik, salona gitmedik. Fotoğraf çekimini aynı gün yaptırmanın pişmanlığı. Buradan yeni gelinlere sesleniyorum. Evet, sesler. Dışarıda mı yaptırmıştın yoksa bir stüdyoda? Dışarıda yaptırdım. Çok yorucuydu. Evet. Asla o gün, düğün günü sabahtan kalk. Fotoğraf çekim ben falan bu yüzden yaptırmadım Aslan'ın. Ben yaptırdım. Dış çekim yaptırmadım düğünde. Burası neresi fotoğraf çekimi? Burası ha babam sınıfının olduğu yer. Yani çok evet. Çekiliyor burada görüyoruz. Evet. Burada. Ama güzel bir mekan. Evet hakikaten ben çok beğenmiştim. Gerçekten fotoğraflar falan çok güzel çıkıyor. İçi de çok güzel böyle. Evet. Işıkları falan. Çok güzel. Ya aslında çok sizin güzel. İçin yorucu olmaması lazım yani sonuçta içeride olmuş, dışarıda da oldu mu yani? Dışarıda böyle? Da oldu. İçeride de olsa bence fark etmiyor. 3 saat boyunca fotoğrafçı seni çekiyor. Evet. Ve sabah 6'da kalkıp makyaj yaptırıyorsun. Gidiyorsun yüz düşer. Çünkü yüz düşüyor, yoruluyorsun. Enerjin bitiyor. Yemek yemeye kalksan üstüne mi dökülecek, beyaz giymişsin. Evet. Akşama kadar bir de bu gelinlikle durmak zorundasın. Bir de o saç. Tesettürlüsün. Evet, çok zor. Yani ve sıcak. Bu düğünden görüntüler. Evet, düğünden. İlk dansınız mı? Evet, yok. Bu ikinci. Bu hep birlikte dans edildiğindeki dansımız. Evet. Aha. İlk dans şarkınız var mıydı? Ebru Gündeş, Beyaz. Hmm. Sizin kendi aranızda seçtiğiniz bir şarkı sanırım. Evet. Nasıl bir heyecan değil mi? Evet gerçekten. Çok son haklısın. Bir de yani yuvadan ayrılıyorsun. Ay hem hüzün tamamen var tamamen eşyaların yok evde. Mesela orada yatarken dolabın bomboş falan yani bomboş ev. Anne baba ağlıyor. Çok acayip bir şey. Evet çok acayip duygusal bir şey. Kübra Hanım pastanız maket miydi gerçek miydi? Maketti. Kaç kişilikti? Yani pasta verildi mi? Ne pasta ettiniz? Verildi ama genelde salonlarda maket pasta kullanılıyor. Zaten sıcağa karşı erime ihtimali oluyor. Evet. Benden de maketti. Pasta dağıtıldı evet herkese. Meyve tabağı falan dağıtıldı. Kokteyl oldu bende. O şekilde salonumu 10.000 TL'ye tutmuştuk biz. 4 yıl önce, 5 yıl önce. Ne evet. Kadar takı takıldı düğünde peki? Onun toplamını inanın bilmiyorum. 32 tane bileziğim olmuştu benim. 70'e yakın çeyreğim falan olmuştu. Bayağı. Gramlar vardı. Paralar 20-30 falan. Güzel. Peki balayına çıktınız mı hemen? Hemen çıkmadık. Bir süre bekledik. Dinlendik böyle biraz evde. Ondan sonra çıktık. Karadeniz turu yapmak istedik ne biz. Ne güzel. Ben çok istiyordum gezmeyi. Kaç günlüğüne gittiniz? Bir hafta. Bir peki hafta nerede gittim. Kaldınız? Otel, villa? Şöyle söyleyeyim. Uzungöl'de bir apart bulabildik ancak. Çünkü buradan aniden çıktık yola. Evet. Orada bir otel falan zaten öyle çok fazla olmuyor. Genelde böyle doğru, apart doğru. Evler. Pek araçla hareket edemiyorsunuz. Bungalov evler falan oluyor. Gittiğimizde bir apart ev bulduk. Oraya yerleştik. Bir gece kaldık zaten Trabzon'da. Sonra Rize'ye geçtik biz. Rize'de de iki gece kaldık. Onda bungalov ev tuttuk. O çok güzeldi. Böyle derenin dibinde böyle sesi falan geliyor. Ay ne kadar güzel. Şansımızda da yağmur yağmadı. Hava güzeldi. Ay. Peki bu yöresel kıyafetleri nereden aldınız? Oradan mı aldınız? Evet evet Rize'den almıştım. Ayder Yaylası'nda satılıyor. Hı hı, çok güzel. Oradan almıştım. İnanın aslında çok fotoğraf var buraya ait ama eşimle ikimiz olduğumuz için bizi de çekecek biri yoktu doğru düzgün. Evet. Hep birbirimizi falan çektik. Birkaç tane var yani ikimizin resmi. Ay canım çok güzel. Sadece Rize'de mi kaldınız yoksa hani... Yok Rize, tamamen... Artvin, Samsun, Ordu gezdik biz full. Toplu olarak mı tur mu yoksa yok, tek siz... Yok kendimiz aracımızla gittik biz gezdik. Çok güzel. Peki düğün albümün var mı? Düğün albümüm normalde vardı. Dediğim gibi taşınırken benim her şeyim gitti. Böyle kayboldu. Onun olduğu bir kutu vardı. Çok üzüldüm. Geçmiş yok. Olsun yani. Gerçekten evet, geçmiş. Yani telefondaki videolarla ve arkadaşlarımdan aldıklarıyla idare ediyorum şu anda. Ay, çok üzüldüm. Peki fotoğrafçınıza gidip aslında yaptırtabilirsin yeniden. Evet onu düşündüm. Eğer arşivlerinde hala hazırda varsa. Ama mesela düğün yok. 5 yıl önce olduğu için yok maalesef. Düğününde düğünle alakalı hiçbir video göremedim. Sana L koltukla katılmaz dedim. Düğünsüz de katılmaz Kübra'cığım. Elinde olmayan nedenlerden dolayı gitmiş ama benim için o da yeterli değildi. Gelinliğini de çok beğenemedim. Daha tarz modern olarak yansıtıyor kendisini ama aynı şeyi gelinliğinde göremedim. Bence gayet güzel bir hikaye evet, dediniz. Evet, evet. Gayet güzel bir mutluluğa şahitlik ettik şu anda yeniden. Dilerseniz hazırsak puanlamaya geçelim diyorum ben. Geçelim. Hazır mıyız hanımlar? Evet, hazırız. Şimdi puanlamaya gidiyoruz.